sevgili izleyenler. Tarih 31 Ekim 2023 günlerden salı. Ekim de bitiyor. Ne kaldı geriye? Kasım kaldı, Aralık kaldı ve 2023'ü bitiriyoruz. 2024'e gireceğiz. Sadece 60 gün sonra gündem hareketli, gündem daha da hareketli olmaya başlıyor. Birazdan Gazze'ye götüreceğim sizi. Orada bir katliam yaşanıyor. Sivillere yönelik yeni bir katliam yaşandı. Onun detaylarını vereceğim. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili sürpriz bir gelişme var. Birazdan Mehmet Bal'a bağlanacağız ve Ankara'dan haber müdürümüz. Onunla o sürpriz gelişmeyi alacağız. Az önce o bana söyledi. Ben dedim çık yayına, bunu sen söyle. Az sonra sizlerle paylaşacağız bunu. Peki tabela nedir diyeceksiniz. Bugün bir liderden esinlendik. Grubunda konuşuyordu ve öyle bir celalli konuştu ki o cümle var mıydı yok muydu bilmiyorum akışta veya prompterda. Aklını alırım dedi. Biz de aklını alırım tabela konusu yaptık. Bugünkü etiketimize bunu söyleyen kişi de az sonra ekrana gelecek. Aslında tahmin edebiliyorsunuz söyleyen kişi. Evet doğrudur. Ve geldik YouTube anketine. YouTube anketi tutuklu vekil Can Atalay ile ilgili. Tutuklu vekil Can Atalay en yüksek mahkemenin kararına rağmen, AYM'nin kararına rağmen sizce neden hala serbest bırakılmıyor? Kendi istemiyor. Erdoğan istemiyor, mahkemeler korkuyor, hiçbir bilgim yok bu konuyla ilgili. Geldik Twitter'daki soruya, o da sizin dikkatinizi çekeceğini düşündüğüm bülten içerisinde olan bir haber. Antalya'da bir öğretmenin sözleri, başına dert açtı, Türkiye'de yaşıyor neticede bu öğretmen ama cesur öğretmendi onu söyleyeyim. Diyelim ki AKP'yi, vizyonunu veya Erdoğan'ı eleştirdiniz, hayatınız nasıl değişir diye bir soru sorayım. AKP çok hoşgörülüdür. Geleceğim kararır, devlet şiddeti uygulanır, ters kelepçeden filan bahsediyorum, gözaltına alınırım. İşte sorular bunlar, anketler bunlar, cevapları da aşağıda gördünüz. Önce Can Atalay'la gidelim. Can Atalay'da çünkü ne olduğu belirsiz bir durum var. Hiç kimse bağlayıcı kararın kararını vermek istemiyor. Durum bu. 13. Ağır Ceza Mahkemesi ben dedi sorumlu değilim arkadaş dedi. Sanki patlayıcı bir el bombası gibi. Ve o yakan topu attı Yargıtay'a. Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararına rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti görevini yapmamaktadır. AYM'nin hak ihlali kararı karşılık bulmadı. Yerel mahkeme Can Atalay'ı tahliye etmedi. Dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Atalay HSK'nın konuyu soruşturmasını istedi. Meclise çağrı yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yargının yerine geçerek karar verenlerin kim olduğunu araştırmaya ve anayasal düzeni askıya almaya teşebbüs edenleri tespit etmeye davet ediyorum. Bir haftadır Atalay için tahliye bekleniyordu. Olmadı. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı hem de UYAP'a bile yüklenmeden dosyayı Yargıtay'a gönderdi. Atalay'ın avukatları medyadan öğrendi. Atalay ikili devlet anlayışını kabul etmiyoruz dedi. 25 Ekim günlü Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirilmediği her bir dakikanın bu ülkede yaşayan herkesin hak ve özgürlüğünü korumakla yükümlü devletin niteliklerine zarar verdiği açıktır. Ancak ikili devlet anlayışını kabul etmiyoruz, buna alışmayacağız. Adalet nöbetini sürdüren avukatlar adliye önünde açıklama yaptı. Tutuklu meslektaşlarının tahliyesini talep etti. Ne yapıp edip Can Atalay'ı içeride tutmaya çalışıyorlar. Her türlü oyunu, her türlü ne diyelim, hani amiyane konuşmak istemiyorum ama her türlü numarayı çeviriyorlar. Dosya artık yeniden Yargıtay'da. Atalay adalet beklemeye devam ediyor. Adalet buradaki insanların çıplak elleriyle söküp alacakları bir hakikattir. YouTube'da sorumuz var Can Atalay ile ilgili. Avukat Bey dedi ki her türlü numarayı çeviriyorlar. Yani bir siyasi baskın olduğunu zaten hepimiz düşünüyoruz. Yani bunu kanıtlayamayız. Düşünsenize bu konuda Erdoğan ve Bahçeli de konuşmuyor. Hadi Bahçeli'yi boş verin. Erdoğan sorumlu değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı bile bu konuda tek bir açıklama yapmadı. Bugün 6. gün veya 7. gün. Ve serbest bırakılması gerekiyor. Şu anda suç işliyorlar. Görev suçu işliyorlar anayasal anlamda. Erdoğan'ın konuşmaması da önemli. Çünkü konuşursa rengini belli etmiş olacak. Konuştuğu takdirde ey Anayasa Mahkemesi dediğinde herkes talimatın kinden gittiğini anlayacak. Peki muhalefet ne yapıyor diyeceksiniz. Muhalefet evet yapması gerekeni yapıyor da onun da gücü zaten belli. Yani ne kadar özgür ağırlığı var derseniz o kadar özgür ağırlığı var. Eleştiri var, icraat yok. Kendi milletvekiline sahip çıkmakta acze düşmüş bir parlamento düşünün. Acze düşmüş bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı düşünün.
Hataylıların oylarıyla milletvekili seçildi Can Atalay. Tüm girişimlere rağmen tahliye edilmedi. Anayasa Mahkemesi hak ihlali var demesine rağmen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararı Yargıtay'a bıraktı. Siyasetten de tepki gecikmedi. Milletvekili seçiliyor Can Atalay. Hala içeride. Ya niye içeride? Hangi gerekçeyle içeride? Yargıtay karar aldı. Açık söylüyorum. Talimat da karar aldı. Anayasa Mahkemesi'nin daha önce emsal kararları olmasına karşı talimatta karar aldı. CHP'li milletvekilleri de çağrıda bulundu Atalay için. Derhal İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi topu Yargıtay'a atmak yerine tahliye kararı vererek Can Atalay'a ait olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yerini almasını sağlamalıdır. Sayın Numan Kurtulmuş'a sesleniyorum. Bu hukuk tanımazlığa müdahale etmesi lazım. HDP de tahliye talebini dile getirdi. 13. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'ni içe sayarak Can Atalay'ın serbest kalmaması için dosyayı Yargıtay'a iletti. Can Atalay halkın iradesi seçildiği gün tahliye edilmesi gerekirdi. Ama bu ülkede yargının bağımsız olmadığını hepimiz biliyoruz. Zaten sırrı sakık noktayı koymuş. Bu ülkede yargının bağımsız olmadığını zaten biliyor demiş. Birazdan sırrı sakıkla da ilgili bir haber var. MHP'deki o küfür olayı, bugün neler yaşandı onu da göreceksiniz. Gelen mesajlarda cesur yürekli olmak gerekiyor demiş. Cemal Bey YouTube'a gönderdiği mesajda. Can Atalay'a, Osman Kavala'ya özgürlük demiş. Muhalefet ne yapıyor diyenler var. Üst hukuk birimleri bu durumu düşünmeli demiş. Yani kararın aslında ne olduğu belli. Şimdi orada bazı vekiller çıkıyor. Numan Bey işte bir şeyler yapmalı. Yani Numan Bey olayın farkında değil mi? Gazete okumuyorum. Haber de mi seyretmiyor? Veya Erdoğan olayın farkında değil. Hepsi olayın farkında. Bizimle dalga geçiyorlar ha. Bizimle dalga geçiyorlar. Neyin ne olduğu belli. Ama gün gelecek bu mahkemeler de herhalde bu davalarından dolayı veya görev suçundan dolayı zannedersem yargı önüne çıkacaklardır diye tahmin ediyorum. Şimdi hafta sonu kurultay var. Birazdan Mehmet Bal'a gideceğim. Önemli bir gelişme var CHP ile ilgili. Ama öncesinde haberi verelim sizlere. Çünkü CHP'de ne olacağı hafta sonu belli olacak. Ve Özgür Özel konuştu. İpek Özbey'e konuştu ve dedi ki ya biz dedi zamanında çok Kemal Bey'in arkasında durduk, her zaman destekledik ama nereye kadar arkadaş dedi, hep kaybediyor ve sonsuza kadar dedi onun arkasında duramayız, sonsuza kadar da dedi kaybedemeyiz dedi. Ha Kılıçdaroğlu ne dedi? Bugün grubundaydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok şey söyledi. Kurultayla da ilgili çok şey söyledi ve keyifli olacak dedi. Ben de size soruyorum. 4 ve 5 Kasım'daki kurultay sizce ne kadar keyifli olacak? Güzel bir kurultay yapacağız. Güzel bir kurultay. Keyifli bir kurultay yapacağız. CHP'nin 4-5 Kasım'daki büyük kurultayına günler kaldı. Genel başkanlık yarışındaki düğüm çözülecek. Kurultay için hazırlıklar da sona gelinirken gözler genel başkan adaylarının yaptığı açıklamalarda. Güzel bir kurultay yapacağız. Güzel bir kurultay. Keyifli bir kurultay yapacağız. Barış içinde bir kurultay yapacağız. Birlikte bayram havası içinde bir kurultay yapacağız. CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel kurultayda yarışacağı Kılıçdaroğlu'nun kazansaydım yanımda olacaklardı. Şimdi karşımdalar sözlerini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu'nun yanında sonsuza kadar duramayacaklarını söyledi. Kaç kez kaybettik, yine yanında olduk ama sonsuza kadar kaybedemeyiz. Sonsuza kadar yanında duramayız. Benim için eşik Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanlığı makamında Tayyip Erdoğan'ın oturmasına engel olamamaktır. Alınan sonuca farklı bahaneler üretti ve yenilginin siyasi sorumluluğunu maalesef üstlenmedi. Kılıçdaroğlu'nun partiyi, bilgili birikimli iyi bir sosyal demokrat bir isme devredeceğini açıklamasının ardından bu kişinin doçent doktor Mehmet Karlı olduğu iddia edildi. Açıklama geldi Karlı'dan, iddiaları reddetti. Ben her zaman örgüt siyasetine, örgütsel mücadeleye inanarak siyaset yaptım ve hayatım boyunca hiçbir zaman bir makamı devralan olmadım dedi. Serde sevda varsa ne olursa olsun halimiz bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz, devam etmeliyiz. CHP'nin büyük kurultayında Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi beklenirken Özgür Özel, İlhan Cihaner, Örsan Öğmen ve Ünal Karahasan da adaylıklarını ilan etmişti. Ve Ankara'ya gidiyoruz. Karşımda Ankara Haber Müdürü Mehmet Bal var. Kendisi de gerçekten kulisi iyi alan bir insan. Mehmet, şimdi nedir CHP'lileri ilgilendiren bir bilgi var elinde? Onu hemen paylaşsana bizimle.
Saatler 21'i gösterdiğinde Fatih Portakal, Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Başkanı ve beraberinde değişimcilerin adayı Özgür Çelik'le birlikte önemli bir açıklama yapacak. Özgür Özel'le birlikte mi Mehmet? Özgür Özel'le birlikte mi? Ankara'da Özgür Özel'le Özgür Çelik birlikte bir açıklama yapacaklar. Saat 21'de Ankara'da Özgür Özel'in çalışma ofisinde, kurultay çalışma ofisinde olacak bu açıklama. Peki ne diyecekler bize, kamuoyuna? Biliyorsunuz genel merkeze baktığımız zaman Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler aslında İstanbul delegelerinin yarısı, neredeyse yarısının kendilerini destekleyeceğini söylüyorlardı. Ancak Özgür Çelik İstanbul'dan yola çıktı, şu dakikalar içerisinde o dosyayla geliyor, aslında imzalarla geliyor Ankara'ya ve kendisini değil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu değil, Özgür Özel'i kaç kişinin destekleyeceğinin imzalarını Özgür Özel'e verecek. Rakam biliyorsunuz İstanbul'da 196 delege var. Bunun 180'inin Özgür Özel'i, yani değişimcileri destekleyeceğini söyleyecek. Bu kritik öneme sahip bir rakam. Baktığımız zaman aslında İstanbul'dan gelecek oylar genel merkezin bugüne kadar yaptığı hesapları bozacak gibi görünüyor. Ankara bu akşam çok hareketli olacak. Hemen yanı başımda genel merkez var. Çok derin bir sessizlik var. Ama Özgür Özel'in çalışma ofisi 20 dakikalık bir mesafede. Oradaysa şu dakika itibariyle, dakikalar öncesinde konuştum, inatsanız yere düşmeyecek vaziyette. Peki yani şu mu? 196 delegenin 180'ini Özgür Özel'i destekleyeceğini imzalı bir kağıtla mı gelecekler? İmzalarıyla mı gelecekler yani? İmzalı bir kağıtla gelecekler. Bu imzalı kağıdı Özgür Çelik getirecek. Kameraların karşısına geçecekler. Özgür Özel ve Özgür Çelik birlikte açıklamalarını yapacaklar. Rakamlardan bahsedilecek şüphesiz bu açıklamada. Dediğim gibi genel merkezin sessiz olmasının sebebi de bu aslına bakarsanız. Bir diğer hamleyi de önümüzdeki günlerde genel merkezden bekliyoruz. Onun da altını çizeyim hızlı bir şekilde Fatih Portakal. Evet, bu hamle değişimcilerden geliyor ama bir diğer taraftan genel merkezciler de kurultay günü, yani Kılıçdaroğlu aslına bakarsanız önemli bir adım atacak. İlhan Cihaner ve Örsan Ölmeğin'in desteklenmesini isteyecek kurultayda. Çünkü %5'lik bir baraj var. Şu ana kadarki tüm isimler aday değiller. Kurultayda aday olacaklar. Peki, son bu bir isimler soru soracağım. Eğer Kılıçdaroğlu'nun desteğiyle aday olarak çıkarsa 4 aday çıkacak ve bir kafa karışıklığı oluşacak. Peki, bu sırada. Son bir soru soracağım sana. Kemal Kılıçdaroğlu o gün arkadaş ben yokum der mi? Çekilir mi? Genel olarak bu ihtimalin çok düşük olduğunu söyleyebiliriz. Ancak konuşulanlar arasında gemiyi gerçekten güvenli limana getirdim, ben aday olmayacağım mı diyecek, bunu o gün gösterecek. Ama son gelen açıklamalara baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok da öyle görünmüyor diyebiliriz. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultaydan sonraki tüzük kurultayındaki değişikliklerden bahsetmeye başladı. Öyle. Söylemler gün geçtikçe değişmeye başladı. Bu yüzden zor bir ihtimal. Peki, teşekkürler Mehmet Bal, Ankara Haber Müdürümüz, teşekkür ediyoruz. Önemli bir bilgiyi bizlerle paylaştı. Ben bir kez daha sizlerle paylaşayım. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı şu anda yolda ve İstanbul'da yolda, Ankara'ya gidiyor. Özgür Özel'le saat 21'de, akşam 21'de kameraların karşısına geçecek ve 196 İstanbul delegesinin 180'ini diyecek destekliyor. Özgür Özel'i destekliyor diyecek. Bu da enteresan bir gelişme. Tabii İstanbul etkileyen bir yer. Diğer yerini de etkileyen bir yer. Çok önemli bir kurultay olacak. Sadece birkaç gün kaldı. CHP'de kan değişikliği olacak mı olmayacak mı, hep birlikte göreceğiz. Siyasetle devam edelim ama öncesinde bir mesaj okuyabilir miyim? Aklını alırım diye tabelamız var çünkü. Bunu da Devlet Bahçeli bugün söyledi. Mesela demiş ki ya bu sözlere birileri dur demeyecek mi? Bu üsluba birileri dur demeyecek mi? Kimse dur demiyor dedikten sonra gidelim Bahçeli ile ilgili habere. Şimdi Bahçeli Akşener haberi bu. İkisini dün nerede görmüştük? Şurada görmüştük. Anıtkabir'de görmüştük ve Anıtkabir'de Aslanlı Yolda yürüyorlardı. Abi baktık, sohbet ediyorlar. Aslında insani ilişki, yadırgamamak gerekiyor. Ama bizdekiler öyle ağır hakaretler, öyle ağır sözler söylüyorlar ki, yani dersiniz ben bunun yüzüne bir daha bakmam. Ama konuştular, ettiler, güzel de oldu. Aradan 24 saat geçti. Yani veya 48 saat geçti. Dün dünde kaldı, bugün bugündür. Utanç verici bir skandaldır.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Arap ülkelerini eleştirmişti. O açıklamalara MHP lideri Devlet Bahçeli'den tepki geldi. Meclis grup kürsüsünden eleştirilerini sıraladı Bahçeli. 22 Müslüman ve Arap devleti her biri gökyüzüne bakıp ıslık çaldıkları için kahrolsunlar. Onları Allah cezalandırsın inşallah. Arkadaşlarına kahrolun diyen, sıkışan İYİ Parti başkanının bu defa da Müslüman ve Arap ülkelerine aynı üslupla yaklaşması utanç verici bir skandaldır. 29 Ekim'de Anıtkabir'deki ayaküstü sohbetleri siyasette sürpriz görüntü olarak yorumlanmıştı. Ancak o sohbet MHP liderinin Akşener'e yönelik sözleriyle yerini yine tartışmaya bıraktı. Bahçeli'nin Akşener'in Türkiye demokrasi krizi içinde sözlerine de eleştirisi vardı. İYİ Parti başkanı da halt etmiş, çam devirmiş, hezayana gömülmüş, siyaset ve fikir yoksul olduğunu tekraren gözler önüne sermiştir. Ve Akşener'in Bahçeli'ye Gazze'ye gitsin seslenişi, buna da cevabı net oldu MHP liderinin. Bizde para gibi, cüzdan gibi, çek karnesi gibi cebe koyulacak can değil. Gerektiği takdirde feda edilecek can vardır. Şimdi acaba diyor Bahçeli ile ne konuştu diyor Meral Hanım. Vallahi bilmiyoruz ne konuştuklarını ama bugün geldiğimiz noktada yine böyle dolu dizgin gidiyorlar. Yani siyaset bu ya. Hiç benim yapamayacağım bir şey. Yani sen hakaret et ondan sonra konuş et. Böyle bir şey yüz göz olmaktan başka bir şey değil. Geldik. Ya bu haberin sorumlusu biz değiliz. Çocuklarınızı bir kere ekran başından alın. Onu size söyleyeyim. Biple haberin devamı. Mecliste P ile başlayan hakareti etti MHP'li Celal Adan. Kime? HDP'li Sırrı Sakık'a. Ha geldik bugün acaba ne diyecekti? Ya bir özür dilense bitecek olay, tamam mı? Bir Sırrı Bey aranır ya, kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. Ya özür dilerim, yapmamam gerekiyor. Bitti olay, bitti. Ama bakınız Devlet Bahçeli MHP lideri, küfür kötü bir şeydir. Küfür hakaret demektir. Birisine küfür ettiğinizde kavga çıkar. Kavga sebebi bile olur bizim gibi toplumlarda. Ve bakınız Devlet Bahçeli küfre, hakarete isabetli dedi. Meclis kürsüsüne gelip arkasına aldığı bir takım zırvalarla bize cesaret temsil olanlar aklını başına alsın, aklını alırım onların. Biz de diyoruz ki haddinizi bilin, haddinizi bilin diyoruz. Meclis grup kürsüleri karşılıklı restleşmelere tanık oldu. Tansiyon yükseldi. MHP Meclis Başkan Vekili Celal Adan ve HDP milletvekilleri arasındaki hakaret tartışmasına bu kez MHP lideri Bahçeli de dahil oldu. Adana sahip çıktı Bahçeli. HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'dan yanıt gecikmedi. Sayın Celal Adan'ın isabetli sözleriyle aynısıyla da bizim sözümüzdür. Bizler Bahçeli'den özür beklerken maalesef kendi vekiline ve sarf etmiş olduğu sözlere sahip çıktı. HDP milletvekilleri Adan'ın istifa etmesini talep etmiş, kürsü önünde alkışlı protesto gerçekleştirmişti. MHP lideri Bahçeli, Adan sahipsiz değildir sözleriyle yanıt verdi. Sayın Adan sahipsiz değildir, yalnız değildir. Saldırılar, istifa çağrıları ve hakaretler ayaklarımızın altındadır ve hükümsüzdür. Biz böyle bir meclis başkan vekilini tanımıyoruz. Gerçekten bu meclis hak etmiyor. Türk ve Kürt düşmanlığından nemalanan azgın güruh bize usul ve üslup dersi veremez. Küfür polemiğinde karşılıklı açıklamalarla siyasette tansiyon yükselirken MHP ve HDP arasında polemik süreceğe benziyor. Aklını başına alsın, aklını alırım onların. Şimdi bülten başlamadan veya ilk başladığında gelen YouTube mesajı vardı bir tane. Onu gördüm. Haberler gergin olmasın, geriliyoruz diye. Bakın Celal Bey, tek bir adımınız yeterliydi. Devlet Bey, tek bir sözünüz yeterliydi. Nedir? Ya arkadaş, evet bir terbiyesizlik yaptık, ağzımızdan kaçtı, özür dileriz. Bitti. Ülkeyi rahatlatacaksınız. Şu anda ülke yine böyle boş bir muhabbet yüzünden ama insanlık onuruna yakışmayacak bir şekilde yapılan bu olaydan dolayı yine gerildi.
Taraflar yine gerildi, kitleleri yine gerildi. Buna hakkınız yok. Bunu yapmamalısınız. Siz yaptığınızda imam cemaat olayına benziyor bu olay. Siz yaptığınızda kitleler daha da harekete geçiyor. Ve işte aklını alırım sözü de oradan bizim aklımıza geldi. Aklını alırım diyor ya. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında. Yani nasıl olabilir böyle bir şey ya? Yani bu şarkı olarak kalabilirdi aslında. Ebru Gündeş'in şarkısı olarak kalabilirdi, aklını alabilirim. Ama oradan buraya taşıyoruz. Bizim gibi gerilmeye hazır toplumlarda bu. Bakınız ne demiş Sakin Hanım, diyor ki aklını alırım diyemeyiz. Aklımızı alırlar Fatih Beyciğim demiş. Yani baskıdan bahsediyor yani. Bizi ezerler demiş. Hayır, kimse bizi ezemez. Biz aslanlar gibi ayakta durmasını da biliriz, merak etmeyin. Geldik, Türkiye'de bunlar yaşanırken peki bizim altımızda güneyde neler yaşanıyor? İsrail-Hamas savaşından bahsediyorum sizlere. Geldik, ateşkes yok dedi Netanyahu. Ateşkes yok demek ne demek? Savaş istiyor demek. Ve işte ateşkes yok dediği günün saatler sonrasında Cibali'ye, mülteci kampına saldırdılar. Yine siviller vurulmaya devam ediyor. İsrail yine sivillere hedef aldı. Savaşın 25. gününde Gazze şeridinin kuzeyindeki Cibaliye mülteci kampı vuruldu. Gazze Sağlık Bakanlığı, Cibaliye'de katliam var. Can kaybı Baptist Hastanesi'ndekini geçebilir dedi. War, even the most just war. İsrail Başbakanı Netanyahu ise ateşkes çağrılarını yine reddetti. Şimdi savaş zamanı dedi. Netanyahu'nun açıklamasından sonra İsrail ordusu Gazze içinden görüntüler paylaştı. Onlarca İsrail tankı Gazze içinde görüldü. Ordu sözcüsü Gazze şeridinin tüm kesimlerinin vurulduğunu duyurdu. İsrail ordusu karadan kıskaç operasyonuna başlarken sözcü televizyonu istihbarat şefi Burak Ersemiz ve kameraman Nihat Fındıklı operasyon görüntülerinin yayınlandığı yerin 9 kilometre uzaklığındaydı. Son 24 saat içinde İsrail ordusu 300'e yakın roket ya da obüs ya da gemilerden füze fırlattı. 300 yer vuruldu Gazze'de. Dün geceden beri Gazze duman altında yanıyor. Kameraman arkadaşım Nihat Fındıklı ile dün gece de buradaydık. Gerçekten çok yoğun bir bombardıman var Gazze'ye. Ha başladı derken aslında topyekun bir kara harekatıyla girip bir anda karşıdaki güçlerle karşı karşıya kalmak yerine sızmalar yaptılar, kıskaç operasyonları yaptılar. El Kassam Tugayları ise Gazze'de bir İsrail askerini öldürdüklerini, iki askeri aracı yok ettiklerini duyurdu. İsrail'in güneyine hedef alan silahlı insansız hava aracı saldırısını Yemen'deki Husi savaşçıları üstlendi. Diplomatik temaslar da sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abdullahi Han, Katar Emiri El Sani ile buluştu. İranlı bakan temaslarına Ankara ile devam edecek. Mevkidaşı Hakan Fidan ile görüşecek. Ve bu bilgi çok çok önemli. Çocuk katliamlarından bahsediyoruz ya, artık katliam da demek bence hafif kalıyor. Soykırım demek önemli çünkü çocuklar, anneler öldürülüyor. Çocuklar da öldürülüyor, anneler de öldürülüyor. Bakın arkadaki cümleyi size tane tane okuyorum. 10 dakikada, her 10 dakikada bir çocuk Gazze'de katlediliyor. Her 10 dakika... Yani 10 dakika tutun şu andan itibaren saat 19.23, 19.33'e kadar bir çocuk hayatını kaybedecek. Ve şu ana kadar da bakın bu çok ağır bir şey. 133 bebek öldürüldü. Mülteci kampında neler olduğunu bilmiyoruz. Ama 133 bebeğin şu andaki bu günler süren savaşta ki ne kadar süreceğini bilmiyoruz. 133 bebek öldürüldü. Bir yaşını bile doldurmamış. Bir yaşını doldurmamış çocuklardan bahsediyorum. Size ne denir ya? Size yani insan denmez. Yani siz dün bir açıklama yapıyor Netanyahu. Dünyanın en ahlaklı ordusuyuz biz diyor. Bu mudur ya ahlak? Yazıklar olsun size. Katliamın ötesinde soykırım yapıyorsunuz. Gelelim. Avrupa arkasında biliyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in arkasında. Zaten o da arkalarında olduğunu bildiği için bu şekilde vahşice davranabiliyor. Katliamlarda bulunabiliyor. Ve insanın hazırladığı, insanın geliştirdiği yapay zeka. Yapay zekadan bahsediyorum. Yapay zekaya da taraf tutturdular. Yapay zeka bile ayrım yaptı. Filistin'e diyemedi ama İsrail'e özgürlük dedi. Eski İngiltere İşçi Partisi danışmanı James Schneider bir programa katıldı. Yapay zeka programı ChatGPT'nin Filistinlilerin ve İsraillilerin özgürlük hakkı ile ilgili bir soruya verdiği yanıtları karşılaştırdı.
İnternette Filistin karşıtı bilgilerin ne kadar yaygın olduğunu gösterdi. Yapay zekaya önce Filistinliler özgür olmayı hak ediyor mu diye sordu, cevap politikti. The question of whether Palestinians deserve to be free is a complex and sensitive topic. It involves historical and political and ethical considerations. People have differing opinions on the matter and the answer depends on individual perspectives and beliefs. Aynı soruyu İsrail için de sorunca stüdyoda bir anda kahkaha sesleri yükseldi, cevap oldukça taraflıydı. Filistin özgürlük hakkı tanımayan yapay zeka İsrail'e tanıdı. Yes, like any group of people, Israelis also deserve to live in freedom and security. The right to freedom is a fundamental human right and applies to all individuals and communities. İşte dünyanın bakışı, İsrail'in desteklenmesi, yapay zekaya bile müdahale ediyorlar. Yapay zekaya bile diyorlar ki sen hayır Filistin için konuşmayacaksın, sen İsrail için böyle konuşacaksın. Arkadaki insanın düşüncesini yapay zekaya bir şekilde yapay zekaya kodlatıyorlar. Yapay zeka da böyle diyor. Şimdi gelelim, bazı mesajlar var okuyayım. Mesela Ferdi Tayfur, Ebru Gündeş herhalde önümüzdeki hafta Devlet Bahçeli Orhan Gencebay'a terfi edecek diyorlar. Böyle bir açıklama geldi. Aklını alırım, Ebru Gündeş'in şarkısı ya, ondan oraya diyor. Siyasetçilere konuşma dersi verilmeli demiş. Bence de aynı şekilde. Yapmamaları gerekiyor. Yani olmaması gerekiyor. Çünkü biz gergin bir toplumuz, sinirli bir toplumuz. Ve zor günlerden geçiyoruz. O zor günlerden geçerken siz de, coğrafyada çok gergin tabii ki. Remzi, senin dediğin gibi, birçok izleyenimizin dediği gibi, daha da gerdirmeyin. Halil Bey de demiş ki, biri çıkar Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyoruz derse, bir diğeri Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır derse, ötekisi de gerekirse anayasayı paramparça ederiz derse, yerel alt mahkemede Anayasa Mahkemesi'nin talimatını yerine getirmez. Aklını alırım demiş. Aynen o şekilde olur. Bir mesaj daha okuyacağım. Kurultay o kadar keyifli olacak ki değişimciler çok özel bir keyif alacak. Aklını alırım. Bilmiyoruz kimin kazanacağını ama değişimin olması gerektiğini düşünenler dedim. Bakalım Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde karar verecek. Kurultay üyeleri de aklını ve vicdanını kullanarak herhalde kullanır diye tahmin ediyorum. Şimdi peki bir soru soracağım size. Bu ülkede hani değişim güzel diyoruz ya, değişmeyen ne var diye bir soru soracağım. Yani değişmeyen çok şey var da. Şimdi değişmeyenlerden biri de işte ya, itaat etmek bu iktidarın özelliğinde olanmış. İtaat edeni çok sever. Karşı çıkmayacaksın. Değişme. Değişime kapalı ol. Beni eleştirme. Bir öğretmen, Antalya'da Emine öğretmen çıktı 29 Ekim'de. Bu sistemi eleştirdi. Yani sistemin, bu kötü giden sistemin, alt üst olmuş ekonominin, yozlaşmış ve çürümüş toplumsal yapının ve ülkenin ne hale geldiğinin özetini o genç dimağlara anlattı. Türkiye yüzyılı diyorlardı ya, afilli afilli. Onun ne olduğunu anlattı. Birileri şikayetçi oldu ve sadece Emine öğretmen itaat etmedi diye, bu iktidara itaat etmedi diye gözaltına alındı. Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Emine öğretmen 100. yıl töreninde konuştuğu büyük zorluklarla kazanılan cumhuriyetin erozyona uğradığını söyledi. Gözaltına alındı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Edebiyat öğretmeni Emine Karakaş, Antalya'da Cumhuriyet'in 100. yıl töreninde konuştu. Sözleri sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Siyasi içerik denilerek hedef gösterildi. Memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin? Gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü, öğretmenin siyaset yapıp Türkiye yüzyılını hedef aldığı yönünde görüşler var dedi. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan adli işlem yapılan Emine öğretmen ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, ne yazık ki konuşmayan, itaat eden öğretmenler olmamız isteniyor dedi. Emine Hoca, Emine Öğretmen, ağzınıza sağlık. Çok güzel özetlemişsiniz. Hani kimileri şöyle tutturmaya çalışıyor. Öğretmen, orası okul, orada siyaset yapılmaz. Ya arkadaş, biz 24 saat bizi siyaset cenderesinin içerisinde her gün kafamızı yıkıyorsunuz ya. Bugün sadece kadınlar arasında, erkekler arasında, köyde, evde veya gittiğiniz misafirlikte siyaset konuşulmuyor. Ortaokullarda, neredeyse ilkokullarda bile siyaset konuşulur. Ya camide siyaset yapıyorsunuz. Camide siyaset yapıyorsunuz. Olmaması gereken yerde.
Ve ondan sonra çıkıp da işte hoca böyle yapılmaz, öğretmen okulda eğitim verilir, öğretim verilir diyemezsiniz. Hakkınız yok. Çünkü o kadar çok siyaset, o kadar çok politize ettiniz ki bu toplumu. Bu toplum siyaset konuşuyor artık. Buraya kadar geldi. Ha bir şey söyleyeceğim. Emine Hoca böyle konuşmasaydı. Erdoğan şöyledir. İşte Türkiye yüzyılı böyledir. Çağ atladık, öyle uçtuk, gittik, kaçtık filan dese. Bakın ben size söyleyeyim. Emine Hoca Milli Eğitim Bakanı olmuştu şu anda. Ya siz İhsan, neydi o? İhsan Şenocak mıydı? Neydi? Öyle bir kişi vardı ya. Onun şey, öyle tuhaf tuhaf insanları konuşturuyorsunuz. Onlara hiçbir şey yapmıyorsunuz konuştukları zaman. Bak kadın aklı başında konuşmuş. Helal olsun hocam size. Çok güzel özetlemişsin. Sindirmek, bastırmak, korkutmak amaç bu. O kadar bitti. Ama bir yere kadar yapabilirler. O kadar. Nedir o yer? Sizin gücünüz ne kadarsa, dayanma gücünüz ne kadarsa ancak o kadar ileri gidebilirler. Korkutmanın da bir sınırı var. Sindirmenin de bir sınırı var. Bak itaat etmedi dedik. Yani değişmeyen şeyler de var bu ülkede. Al bak KYK yurtları. Şimdi rezalete devam diyeceğim sizlere. İçinde neler var KYK yurtlarının? Zehirlenenler, asansörün içerisinde kalanlar. Hele haber şöyle bir görüntüyle başlıyor. Ne olduğunu anlayamayabilirsiniz. İlk görüntü şu. Karanlık bir ortam. Karanlık ortamın içerisinde konuşan kız öğrenciler. Sakin ol, benim elim ayağım titriyor. Arkadaşını teselli etti ama kendisi de sakin olamadı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. Ağlama, sakin ol. Aydın'da KYK yurdunda düşen asansörde hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın ardından yine asansör krizi yaşandı. Ordu Fatsa'daki KYK yurdunda asansörün halatı koptu. 4 öğrenci asansörde mahsur kaldı. Sağ salim kurtarıldılar. Asansör ise düştü. Yurt önünde protesto başladı. KYK yurtlarında sorunlar bitmek bilmiyor. İstanbul Küçükçekmece'deki Fatma Refet Ang'ın kız öğrenci yurdunda 60 öğrenci akşam yemeğinden zehirlendi. Hastaneye kaldırıldılar. Durumları iyi. Eskişehir'de ise üniversiteliler bir araya geldi. 2 öğrencinin yaşamına son vermesini ve KYK yurtlarındaki asansör facialarını protesto ettiler. Çarşafımız, kefenimiz olmayacak dediler. Protesto için çarşaf yaktılar. Şimdi Sinop'ta da bir KYK müdürü vardı. O da tam vicdansız ama. Şöyle diyor o da, korkuyorsan binme diyor çocuklara. Ya, hocam sen bin. Kendi çocuğunuza der misiniz sayın müdür? Yani sayın KYK müdürü. Kendi çocuğunuz böyle bir durumda olsa kendi çocuğunuza der misiniz? Demezsiniz. Çünkü siz bir babasınız. Aynı şefkati o öğrencilere de göstermek zorundasınız. Twitter'da bir soru var. O soru lütfen bakın. Diyelim ki dedik AKP iktidarını, vizyonunu, Erdoğan'ı eleştirdiniz. Başınıza ne gelir? Ben mesela bir eleştirdim. Geçtiğimiz günlerde 6 ay önce ifadesini vermiştim savcıya. Ve önceki gün öğrendim ki savcı benim hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten yeni bir dosya hazırlamış. O da şuydu, söyleyeyim. Seçimden önce yani her Cumhurbaşkanı adayı sağlık belgesi alsın dedim. Bizi yönetecek olan insanların sağlık belgesi almasını istedim. Ve işte bunu hakaret kabul ettiler. Ve geçtiğimiz günlerde gittim 6 ay önce ifadeyi verdim. Savcı da öğrendik ki dava açmış. İşte Ocak ayında da Cumhurbaşkanı'na hakaretten ilk şeye gireceğiz. İlk duruşmaya gireceğiz. Allah'ın izniyle oradan da beraat edeceğiz. Herhalde tarafsız ve bağımsız mahkemelere tabii ki güveniyoruz. Hepimiz güveniyoruz. Ben de güveniyorum. Güldüğüme bakmayın. Gerçekten güveniyorum. Adalet var. Şimdi şöyle demiş Can Yücel. Aklını alırım. Bakın çok güzel bir söz. Bu memleketin jeopolitik konumu küfürsüz yaşamaya uygun değildir demiş. Can Yücel'e ithafen bu söz söylenmiş. O da çok devrimci ruhlu bir insandı. Can Yücel. Dedik ve şimdi evet ona gideceğiz. Ama hangi kameradan gideceğim bilmiyorum. Sen bana onu hatırlatırsan ben o habere gideyim. Şimdi öyle kaldım çünkü nereye döneceğimi de bilmiyorum. Şimdi dün Arasan ne dedik? Dünkü tabela neydi bizim? Arasan meşguldü değil mi? Arasan meşguldü. Neden böyle bir tabela seçmiştik? Çünkü devlet hastaneleri randevu vermiyordu. Hastaneler durmadan meşgul çalıyor. Ne yapsın adamlar? Doktor yok, zaman yok. Dün İzmir'den bu haberi getirmiştik. Yani insanlar devlet hastanelerinde tedaviye ulaşamıyorlar.
Ha, acaba İzmir böyleyse dedik, İstanbul'da nasıldır? İşte Nedim'i tanıyorsunuz artık. En cabbar muhabirlerden bir tanesi bizim Sözcü Haber'in ve Sözcü'nün gözü. Nedim randevu almaya çalıştı devlet hastanelerinden. Alabildi mi? Nedim'e de randevu vermediler. Kaç defa uğraştık uğraştık, en son vazgeçtik. Evet. Tedavi olmaktan mı vazgeçtiniz? Tedavi olmaktan vazgeçtik. Yani tedavi şu anda iyi. Sıra alamadığımız için şu anda çocuk iyi. İşte durum bu kadar vahim. Ne doktor var ne de randevu. Kimi hastane koridorlarında bekliyor, kimi tedavisinden vazgeçiyor. Hastanelerde en büyük sıkıntının yaşandığı bölüm kardiyoloji. Şimdi MHRS sisteminden kardiyolojiden bir randevu alacağız. 15 gün arayla kardiyoloji servisinden randevu almaya çalıştık. Fakat karşılaştığımız tablo, aradığınız klinikte alınabilir uygun randevu bulunamamıştır yazısı oldu. Şöyle bir şey var. Mesela ben kardiyoloji 3 aydan 3 aya tedavi almak istedim, yani randevu. Alamıyorum bir türlü. Hep 15'e 15'i getireceksiniz diyor. Sürekli bir denk getirmeye çalışacaksınız. Evet, onu denk getireceksiniz. Getiremezseniz? Getiremezseniz yine öbürü 15'e bekleyeceksiniz. Esat Güneş diyaliz hastası ve her defasında ilaçlarını alabilmesi için raporlarını yeniletmesi gerekiyor. Fakat şu anda raporlarını yeniletebilmek için MHRS'den randevu alamıyor. Babam diyaliz hastası, 75 yaşında. Randevu almaya çalışıyorum. Giriyorum, sistem vermiyor. Bakıma en çok ihtiyacı olan diyaliz hastaları bile gelinen bu sağlık sisteminde ilacını yazdırmak için randevu alamıyor. En büyük sıkıntılardan biri ise uzman doktor bulmak. Çoğu kişi hastane hastane dolaşmak zorunda kalıyor. Özellikle çocuk nörolojisi randevu alınamıyor. Sadece buraya değil, Haseke'ye gidiyorduk. Oradan alamadık. Burada da aynı şey var. Hastane hastane dolaşıyor musunuz? Hastane hastane dolaşsan da fayda etmiyor. İnternet üzerinde alman gerekiyor. İnternet üzerinde düşmüyor, açık yok. Ve gelen yine mesajlarda, daha doğrusu o mesajların birinde hastanelerden randevu alınamadığına dair. Sağlık Bakanı, dün sorduk Sayın Sağlık Bakanı, dün sorduk size bu soruyu. Siz dönüp tabii tenezzül etmediniz. Ya randevu alınır, işte siz aramasını bilmiyorsunuz, yanlış tuşlara basıyorsunuz, şöyle tuşlara basacaksınız gibi gibi gerekçeler bize sıralayabilirsiniz. Ve bilgilendirebilirsiniz, bu insanlar neden randevu alamıyor? Niçin devlet hastanelerinden randevu alamıyor? Yazarsanız sevinirim. Ama aramayacağınızı da biliyorum tabii ki. Ama Türkiye yüzyılı böyle olmaması gerekir. Türkiye yüzyılı bizim sorularımıza da cevap vermesi gerekiyor. Övünçle çünkü bahsediyorsunuz o Türkiye yüzyılından. Bu seviyesizlikle hakikaten aklımızı alacaklar demiş, aklını alırım demiş. Şimdi bugün çok güzel bir söz vardı. YouTube'da, sabahleyin 11'de ben YouTube yapıyorum. Anonim bir söz. Şöyle diyor. Görünüşünüz neye benzerse benzesin, nezaket sizi dünyanın en güzel insanı yapar diyor. Bugün bu sözü paylaştım ben. Aslında ben bu haber bültene de günün sözüyle başlayabilirim. Olabilir. Bakarız şöyle bir bültene. Değil mi? Öyle de bir şeyler yapabiliriz. Yani nezaket çok önemli. Özellikle de sayın siyasetçiler, sizleri nezakete çağırıyoruz toplum olarak. Tabii nezaket karın doyurmuyor, onu da söyleyeyim. Nezaket karın doyurmuyor. Karın doyurması için paraya ihtiyaç var. Türk İş açıkladı açlık ve yoksulluk sınırını. Bakın açıklanan rakamlara baktığınızda, meblağlara baktığınızda sefil bir durumdayız. Ve Türk İş'in dediği gibi onurumuzdan yiyorlar. Çanakkale, salla domates. Öylesine gezmeye geldik. Bir şey alacak durum yok. Herkes emekli, sıkıntı, kiracı. Açlık geliyor, sefalet geliyor, yoksulluk geliyor. Sen pazarlarına geldiğinde hissettiğini dört kelimeyle sıraladı emekli Adem Deliönü. Çünkü onun için tezgahlar vitrin, üzerindeki meyve sebze seyirlik. Farkındaysanız kilosu 35'ten 20'den aşağı hiçbir ürün yok. Ne ucuz aramanın ne de azaltıp almanın faydası var. Açlık sınırının da yoksulluk sınırının da üstüne çıkmak giderek imkansız hale geliyor. Ve bu haldeki milyonların sayısı her geçen gün artıyor. Asgari ücretle çalışanlar, asgari ücretin altında çalışanlar ve emekliler Türkiye'de bu üç kategoride yaklaşık 20 milyon kişi bulunuyor. Ancak 20 milyon kişi sadece bir sayıdan ibaret değil. Türk İş'in verilerine göre bu 20 milyon kişi hem aç hem de yoksul. 4 kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için harcaması gereken tutar 13.648 lira.
yani asgari ücretten 2228 lira, en düşük emekli maaşından 6148 lira fazla. Yoksulluk sınırı ise 44.573 lira. Bu tutara asgari ücretli de emekli de çok uzakta. Sadece onlar değil, Türkiye'de birkaç çalışan yoksa bir ailenin evine 44 bin lira girmiyor. Eviniz ayda 44 bin lira giriyor mu? Hayır. Yani asgari ücretin minimum biraz üzerinde. O da mesai yaparsa eşim. Yani 15 bin. Tansiyonum var, tansiyonum çıkıyor. Tabii ki. Yani isyan doluyum. Yetmiyor, faturalarımıza yetmiyor. Türk İş yoksulluk sınırını insan onurunun gerektirdiği harcama düzey olarak tanımlıyor. Bir yıl önce 24 bin lira olan yoksulluk sınırı bu ay 44.573 lira olarak hesaplanınca birçok kişiye yüksek geldi. Ancak yıllık %84,2'lik artış, yüksek gıda enflasyonunu, eğitim harcamaları ve kiradaki fahiş artışları dikkate alındığında hesabı doğruluyor. 4 bin lira. 4 bin. 44, hayır. Hayır, emekliyim ben. Nasıl girsin? Hanelerin geliri ise insan onurunun gerektirdiği harcama düzeyinin yanından bile geçmiyor. Milyonlar açlık ve yoksullukta eşitleniyor. Yok, çünkü neyi açız? Ben de çalışmıyorum, eşim de çalışmıyor. Ne yapacağız? Bu haberde bir şeye dikkat ettiniz mi, izlediğiniz haberde? İnsanların yüzlerine baktınız mı? Mutsuzlar. Türkiye yüzyılı diyorsunuz değil mi? AKP iktidarı, Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Türkiye yüzyılında insanların yüzlerinin gülmesi gerekiyor. Bakın insanların yüzüne. Mikrofonu uzattığınızda herkesin mutsuz olduğunu görüyorsunuz. Sokağa çıktığınızda mutsuz insanları görüyorsunuz. 44 bin lira benim evime girmiyor diyor. Ama o kadar tuhaf bir ülkede yaşıyoruz ki, o kadar eşitsizliğin bol olduğu bir ülkede yaşıyoruz ki, dalga geçer gibi şimdi izleyeceğiniz haber. Ev almaktan bahsedebiliyorum. Tabii alabiliyorsanız. Halk olarak bizler, kiracı olarak, bırakın ev sahibi olmayı görüyorsunuz. Kiracı olarak tabii ki zor bir dönem içerisindeyiz. Ne elde ne de avuçta bir şey var. Üstünü ödediği kira iki katına çıktı. Bu kadar para vermek yerine ev sahibi olmak istedi. Ama bu düşüncesi sadece hayallerde kaldı. Konut fiyatlarındaki akıl almaz yükseliş sürüyor. Geçim sıkıntısı çekenler kirasını bile ödeyemezken ev sahibi olmak tam manasıyla hayale döndü. En ihtimalle babasından, anasından bir yerden bir şey kalacak belki de onunla, yoksa diğer türlü. Tek sebebi arz talep. Bu talep böyle bitmediği sürece bu rakamlar aşağı düşmez. Yüksek ev fiyatları ve kredi bedelleri ev alabilme umudunu her geçen gün daha da azaltıyor. Örneğin burası sokak arasında yeni yapılan bir site. 2+1 daire 75 metrekare, satış fiyatı 24 milyon lira. Bir de bu lansman fiyatı. Bankaların kredi muslukları kapalı. Alınsa bile krediler yüksek. 24 milyon liralık ev için 8,5 milyon peşinat isteniyor. 6 ay arayla 2,3 milyon liralık iki ödeme var. Geri kalan için 13 milyon lira kredi bulursanız evi alıyorsunuz. Size de ayda 378 bin lira kredi ödemek kalıyor. Bu rakam birçok kişinin yıllık gelirinden kat kat fazla. Örneğin 7 milyon TL'ye bir daire aldığınızda, bir mülk aldığınızda 5 milyon TL gibi ciddi bir rakamın nakit verdiğinizi düşünün. Geri kalan 2 milyon için kredi kullandığınızda bunun geri dönüşü yaklaşık 7-7,5 milyonla tekabül ediyor. Konut fiyatları semtten semte değişiklik gösteriyor. Yeni projelerde fiyatlardan dolarla söz ediliyor. Merkezi olan yerlerde bir sitede bugün 3 oda 1 salon 1 milyon dolardan aşağı değil. O da yaklaşık 27-28 milyon gibi bir rakama denk geliyor. Bildiğin buralar dereydi. Bayağı bir yükselme oldu. Bir vatandaş demiş ki yoksulluk yüzyılını yaşıyoruz demiş. Hatta Türkiye yüzyılında Erdoğan'ın yüzü bile gülmüyor. Evet, ben Erdoğan'ı uzun zamandır yani gülen bir yüzünü görmedim Erdoğan'ın. Siz gördünüz mü? Yani böyle bir Türkiye yüzyılı. Biraz yani gülelim, biraz tebessüm edelim. Çünkü insanların durumu kolay değil. Bak mesela göz ve cildiyeden randevu alamıyorum demiş. Onursal 3 aydır arıyorum, devlet hastanesine ulaşamıyorum. Ziver 3 ayı geçti demiş. Ali az önce girdi göze. Sisteme İstanbul'daki hastane fark etmeksizin hastane arattırdı. Türkiye'de mi dahil buna?
Ha, İstanbul. Ha, sadece İstanbul'da hastane gözetmeksizin randevu almaya çalışıyor. Yok. Ya Sağlık Bakanı, gerçekten neden cevap vermiyorsunuz Sayın Sağlık Bakanı, Fahrettin Bey? Yani bu sistem özel hastanelere çalışıyor. Yani Sağlık Bakanı'nda özel hastanesi var, biliyoruz. Sadece sizin hastaneye çalışıyor demek istemedim. Buradan lütfen alınmayın üstünüze. Ama sistem özel hastanelere yönlendiriyor. Neden? Niçin? Benim param oralara gidiyor. Vergim o açıkları kapatıyor. Niçin? Çünkü biz hastayız. Biz müşteri değiliz. Biz iyi sağlık hizmeti almak istiyoruz. Devlette de, özelde de. Sağlık Bakanı zaten vermeyeceğinizi biliyorum bu sorulara cevap. Ama ben yine de soracağım. Konuşan bir bülten yapıyoruz ya, ondan böyle soruyorum size. Yoksa vermeyeceğinizi biliyorum. Şimdi bu haber, ya arkadaş ne vicdansızsın ya. Bu çok tuhaf bir haber. Enteresan bir haber. Yani şimdi bu haberde bir ev var. Bir ev sahibi var. Bir de kiracı var. Ve o ev sahibine kiracı gidiyor, ben senin evini kiralamak istiyorum diyor. Kiralıyor da. Daha sonra kiracının ziynetleri böyle ufak ufak çalınmaya başlıyor. Tamam mı? Bir üçüncü kişi yok ama ortada. Ev sahibi kiracıdan bahsediyorum. Sizce hırsız kim olabilir? Kiracısının evine girdi, tam 400 bin lira değerindeki dövizi ve ziynet eşyasını çaldı. O anlarsa kiracının şüphelenip kurdurduğu gizli kameraya yansıdı. Bursa Osman Gazi'de bir kadın 2 ay önce kiraladığı evinde tuttuğu altınların azaldığını fark etti. O sırada ev sahibi beyaz eşyasını yenileyince ondan şüphelendi. Evine gizli kamera kurdu. Ev sahibine kirayı vermek için cebindeki yüklü miktarda doları çıkardı, kirayı teslim etti. Kadın daha sonra dışarı çıkacağını söyleyip evinden ayrıldı. Kadının cep telefonuna bir süre sonra evine kurduğu güvenlik kamera sisteminden bildirim geldi. Ev sahibinin evine girdiğini, valizini karıştırıp aldığı paralarla çıktığını gördü. Kurduğu gizli kamera ev sahibini yakalattı. İhbar üzerine ev sahibi gözaltına alındı, hırsızlığı itiraf etti. Kamera kayıtlarından ayrı tarihlerde toplam 400 bin liraya yakın döviz ve ziynet eşyası aldığı tespit edildi. Yine gelen mesajlardan bir tanesi Cem Bey gönderiyor. O da Twitter'dan yazıyor. Tabela bugün aklını alırım var ya, ama Ebru Gündeş'in şarkısından esinlenmedik biz bunu. Eğer ekrana yeni geldiyseniz bunu Devlet Bahçeli aklını alırım dedi, aklınızı alırım dedi bugün meclis kürsüsünden, oradan esinlendik. Şimdi Cem Bey de diyor ki Türkiye'de RTÜK gibi SÜK, yani siyaset üst kurulu olmalı, kurulmalı, böyle seviyesizlikleri cezalandırılabilmeli, cezalandırılmalı, aklını alırım diye de eklemiş. Şimdi geldik yine Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı aileye. Kim? Polatlar. Buradayız. Ve Polat ailesini artık tanıdık. Yani ailenin birer ferdi gibi oldular. Ve bugünkü yeni gelişme de şu, işte babanın villasına el konuluyor. O da yetmiyor. Avukat da devreye girdi. Arkadaş ne enerji varmış sizde ya. Enerji. %100 enerji. Bu nasıl bir sinerji? Tek tek ediyorum eterlerimi. Kara para aklama ve vergi kaçırma iddiasıyla başlayan soruşturma Polat çiftinin ailesine de sıçradı. Engin Polat'ın babasının villasında polisler arama yaptı. Soruşturma kapsamında 15 iş yeri arandı, belge ve bilgisayarlar toplandı, şirketlerin aranacağı sabah soruşturma savcısına bir ihbar gitti. İddiaya göre bazı evraklar şirketlerden kaçırıldı. İhbarcı belgelerin götürüldüğü adresi verdi. Adres Engin Polat'ın babası Sezgin Polat'ın eviydi. Kaçakçılık ekipleri villayı aradı, evin bahçesi bile kazıldı. İddiaya göre bir delile rastlanmadı. Polat soruşturması genişlemeye devam ediyor. İddiaya göre çiftin mali işlerine de bakan avukat Ahmet Gün ve 28 yakınının mal varlıklarına tedbir kondu. Ne gözünüz tutar ne de beddualarınız, çekemeyenler parti kursa kazanırsınız. Polatlar hakkındaki bir diğer iddia da İstanbul'u terk ettikleri yönündeydi. Bunun gözaltı ihtimaline karşı bir hamle olduğu düşünüldü ama çiftten o iddiaları yalanlar gibi paylaşımlar yapıldı. Dilan Polat İstanbul'daki evinin içinden fotoğraf paylaştı. Engin Polat paylaştı. Yaşımına işten eve notu düştü. Dün bir kamuoyuna duyuru yaptılar. O duyurunun başında da Türkiye kamuoyuna ve Yüce Türk Adaletine diye sesleniyordu Polat ailesi. Beşeri hatalar yaptık dedi. Nezaketsiz davrandık dedi. Allah huzurunda mahcubuz dedi. İnsani zaaflarla haddimizi aştık dedi. Her şey aleyhimize işliyor bizim dedi. Bir bilince erdik dedi. O da milletimizden özür diliyoruz. Allah karşısında yeni bir yönelim içinde olacağız.
Vallahi bu yazıyı gerçekten kim hazırladıysa güzel hazırlamış. Sabah da söyledim, şimdi de söyleyeyim. Allah kelimesini kullanmak önemlidir. Biz çünkü duygusal bir milletiz. Nereden gireceğini de biliyorlar. Allah sizi affetsin, Allah bizi affetsin diye. Neden işi Allah'a havale ediyorsun kardeşim? Sen bu işleri yaparken daha masumiyet karnesi var tabii ki. Soruşturmanız yapılıyor, iddianameniz hazırlanacak. Ancak bu iddialar, ateş olmayan yerden duman çıkar mı? İşin içine Allah'ı karıştırmayın. Lütfen. Ondan sonra sıyırabilmek için veya mazlum görülebilmek için, zaten mazlumuz demişler. İşte bu gibi Allah kelimesini de sözcüğünü de içine katabiliyorlar. Şimdi geldik. Bugün ayın kaçı? 31 Ekim. Bir 10-15 gün sonra çok daha fazla konuşacağız. Hangi sorunu biliyor musunuz? Susuzluk sorununu. Susuz İstanbullular için, İstanbul'un özelinde ama Türkiye'nin genelini de ilgilendiriyor. Bakın 20 milyonluk şehirden bahsediyorum ben arkadaşlar. Günlük sirkülasyonla birlikte. Siz bizi burada izleyen, İstanbul'da yaşayanlar veya İstanbul'a gelmeyi düşünenler veya ziyarete gelmeyi düşünenler, susuzluğun farkında mısınız? Öyle bir noktaya geldik ki kuraklık burada, içimizde farkında değiliz. İstanbul için acil alarm. Tarihin en ağır susuzluğu yaşanıyor. O beklenen yağış gelmeyecek. Şu anki tahminler onu gösteriyor. İstanbul'da hemşehrilerimizi suyumuzu tasarruflu kullanmaya davet ediyorum. İstanbul tarihinin en büyük kuraklığını yaşıyor. İçme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranı her geçen gün azalırken yetkililer su tasarrufu çağrısında. Ancak birçok kişi kuraklığın dahi bilincinde değil. Yok su abi. Tasarrufu yapıyor musun? Yok. Şu an İstanbul'da kuraklık var. Yok abi. Bizim orada baraj var, evin yanında gayet dolu şu an. Yok, yapmıyorum. Neden? Ya çok önemsemiyorum çünkü. Kurak geçen yazın ardından sonbaharda barajlar dip seviyeyi gördü. İSKİ verilerine göre doluluk oranı %18,59 olarak ölçüldü. Büyükçekmece Gölü'müzü görüyorsunuz, yani su seviyesi oldukça düştü. Şu anda Büyükçekmece Gölü'nden su almasak bile ta Melen suyunu buralara kadar ulaştırıyoruz. Suyumuz bitti denmesi lazım aslında. Bunun denmesince en önemli buradaki kılıç, kesintilerin başlaması gerekiyor. 2 günlük, 3 günlük kesintiler başladığında toplumda zaten duyarlılık oluşacak. Meteorolojiden iyi haber yok. Önümüzdeki günlerde yağışsız. Aralık'ta Marmara'da yine yağışlar ortalamalar. Marmara çok kurak geçiyor. Ortalamaların altında %30-%40'lara kadar düşüyor. Şimdi Adil Bey bence doğru söylüyor. Bakın %19 civarı su var. Ve dipten su çekiliyor şu anda. Adil Bey'in dediğine katılıyorum. En azından insanlar farkında değiller. Yani böyle 2 günlük, 3 günlük su kesintileri yapılacak olursa, aa bir dakika ya. Yani bir bulaşıklar bir yıkanmasın, çamaşırlar bir yıkanmasın, bir bedenin temizlik görmesin, bakalım nasıl tasarruf yapıyor. Şu anda insanlar sanki su bolmuş gibi harcayabiliyorlar. Yağmurlar bu gibi akmayacak dedi. Yağmur sıkıntısı var, kar sıkıntısı var. Ve o kar sıkıntısını eğer kar yağmazsa daha da kötü olacak gelecek sene. Mesela Bodrum'da, Bodrumlar farkında mısınız bilmiyorum. Farkındasınızdır mutlaka, su kesintisi var çünkü orada. Barajlar, 3 baraj mı ne yanlış olmasın. Dur hemen bir bakayım, hemen size de bilgiyi geçeyim. 2 baraj. 2 barajda su yok artık. Türkiye'nin birçok yerinde kuraklık söz konusu. Lütfen suyumuzun kıymetini bilelim, uyarıyoruz sizleri. Şimdi gelelim, bakın. Bu haber aslında bir farkındalık haberi. Bu haber toplumun içerisinde bulunan insanların, annelerin, babaların ve en önemlisi de eğitmenlerin ve öğretmenlerin ne kadar farkında olduğuyla alakalı bir durum. Ve o durumu eğer öğretmenler fark edemezse o çocukları dünyaya küstürebilirsiniz. Disleksiden bahsediyorum. Öylece kenarda dahil edilmeyi bekledi. Onu kaynaştırması gerekenler gruptan ayrıştırdı. Afyonkarahisar Atatürk İlkokulu'nda 29 Ekim töreni düzenlendi. Öğrenciler renkli kıyafetleriyle gösterisini sundu. Ancak disleksi, yani dikkat eksikliği bulunan bir 4. sınıf öğrencisi öylece kenarda durdu, gösteri boyunca uzaktan arkadaşlarını izledi. Görüntüler çok tepki çekti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı. Üstelik aynı öğrencinin gösteri provalarında da dışarıda tutulduğu ortaya çıktı. Çocuğun babası olayla ilgili açıklama yaptı. En arkada değil, en önde olması gerekirdi, dedi. Einstein bile
disleksi hastası oldu. Bunlar özel ilgi gösterilen çocuklardır. Bunu bir öğretmen bunu en arka sokağa değil de en arka sıraya değil de en öne almak zorunda. Eğitim Birsen de öğretmenle görüştüğünü, çocuğun kendi isteğiyle çıkmak istediğini açıkladı. Meslektaşımıza haksızlık yapılıyor denildi. Ne kadar öğretmenlerimiz farkında acaba? O düzeye, o eğitime öğretmenlerimiz sahip mi? Veya o göze sahip mi? O bakış açısına sahip mi? Ve işte maalesef bu dikkat eksikliğini görebilecek, bunu öğrenciyle ilişkisini tazeleyebilecek, geliştirebilecek eğitimcilere. Nitelikli liyakat, bravo. Nitelikli öğretmenlere bizim ihtiyacımız var. Öyle ayrıştıranlara falan değil kesinlikle. Anandan babandan miras kalmadıysa bugünün şartlarında maaşınla ev sahibi olamazsın. Türkiye yüzyılı. aklını alırım diye de eklemiş oradan. Şimdi Friends dizisi vardı. 90'lı yılların önemli dizilerinden biriydi. Güzeldi bir diziydi bu. Matthew Perry vardı. O maalesef artık hayatta değil. Ve Friends'in oyuncuları yasla ölümün ardından ilk kez konuştular. Çılgın dansları, hafızalara kazınan esprileriyle bir döneme damga vuran isim, Friends dizisinin en komiği Chandler Bing, ölümünün ardından sevenlerini üzüntüye boğdu. Friends dizisinin oyuncuları rol arkadaşlarının hayatını kaybetmesinin ardından ilk kez konuştu. Perry'nin ani ölümünü akıl almaz bir kayıp olarak niteledi. İş yerine bir süre ara vereceklerini açıkladılar. Friends oyuncuları İngiliz basınına kısa bir açıklama yayımladı. Matthew'u kaybettiğimiz için hepimiz büyük üzüntü duyuyoruz. Biz rol arkadaşlarından öteydik. Biz bir aileyiz. Söylenecek çok şey var ama şu anda bu kaybın yasını tutmak ve bunu kabullenmek için biraz zamana ihtiyacımız var. Zamanla elimizden geldiğince daha fazlasını söyleyeceğiz. Sevenleri de ünlü oyuncuyu yalnız bırakmadı. Yüzlerce kişi New York'ta Friends dizisinin çekildiği apartman önünde buluştu, çiçekler bıraktı. Goodbye, Mr. Hackles. We'll try to keep it down. Yine öğretmene ellerinden öpeyim denir. Sadece ağzına sağlık denmez. İhsan Bey böyle yazmış. Çocukları birbirlerinden ayırmayalım demişler. İşte bu öğretmenlerin gerçekten düzeyiyle, eğitim nitelikli aldıkları eğitim düzeyiyle alakalı bir durumdan bahsediyoruz. Ama Türkiye'de artık liyakat vesaire gibi bir şey yok. Bizde sadece fiziksel büyüklükler var. İşte 80 üniversiteyi ne bileyim 280 üniversite yaptım gibi. İşte ne bileyim büyük büyük binalar. En büyük adliye binalarını yapmak ama içerisinde adalet dağıtıyor mu? Hak getire. Ne bileyim işte çok büyük hastaneler, şehir hastaneleri yapmak, onlara da zaten ticarethane gibi bakmak. Her şeyin büyüğü, her şeyin büyüğü. Önemli olan aslında nicelik değil, nitelik diyorum sizlere. Nitelik deyince de acaba size bir soru soracağım. Futbol deyince en nitelikli futbolcu kimdir diye bir soru soracağım. Çoğunuz diyorsunuz ki tabii ki Lionel Messi. Is Lionel Messi. Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or 8. kez Arjantinli yıldızın oldu. Dünya Kupası'ndan sonra altın top da Lionel Messi'nin ellerinde yükseldi. Futbol tutkunlarının merakla beklediği Paris'teki ödül töreninde Messi rüzgara esti. 36 yaşındaki efsane yine tarih yazdı. 30 kişilik aday listesindeki rakiplerini geride bırakarak Ballon d'Or'un sahibi oldu. En yakın rakibi Ronaldo ile arayı 3 ödül açtı, rekor tazeledi. Leo'nun ödülünü İngiliz efsane David Beckham takdim etti. Tüm salon ayakta alkışladı. İlk ödülünü 2009'da alan Messi, bu kariyerimin son Ballon d'Or'u dedi. Son 4 yıla 3, 14 senelik maceraya 8 ödül sığdırdı. Ladies and gentlemen, the women's Ballon d'Or this year. Kadın futbolunun Ballon d'Or ödülü ise tıpkı Messi gibi Dünya Kupası kazanan Barcelona'nın İspanyol yıldızı Aitana Bonmatí'ye verildi. Nitelik önemli.
Geldik YouTube'a. YouTube ve Twitter'daki anketlere bakacağız. Ne cevaplar verdiniz? İkisi de iddialı soruydu. Tutuklu vekil Can Atalay en yüksek mahkemenin yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen sizce neden hala serbest bırakılmıyor? Erdoğan istemiyor %61. Mahkemeler korkuyor %27. İşte Türkiye yüzyılı mı dersiniz, Türkiye gerçekliği mi dersiniz, ne derseniz deyin. İnsanların kafasında bunlar var. Geldik bir başka diğer soru. Twitter'daki soruydu. Twitter'daki soru da bence o da güzel bir soru diye düşünüyorum. Diyelim ki AKP'yi, vizyonunu ve Erdoğan'ı eleştirdiniz. Hayatınız nasıl değişir? %48 gözaltına alınırım diyor. Devlet şiddeti uygulanır diyenler %12,7. Geleceğim kararı diyenler %29, AKP çok hoşgörülür diyenler %9,6. İster misiniz? Bu soruyu sorduk diye şimdi şey yapsınlar bize de. Olur mu olmaz mı? Olur, neden olmasın arkadaş? Yani neticede Türkiye burası. Yani buna vizyon da diyebilirsiniz, buna Türkiye gerçekliği de diyebilirsiniz, her şeyi diyebilirsiniz. Ama olsun. Önemli olan sinmemek. Önemli olan korkmamak. Önemli olan eğer böyle yapıyorlarsa dimdik ayakta durmak. Emine öğretmen gibi. Veya diğerleri gibi, işte Barış Pehlivan gibi, bu gibi gazetecilerle veya yurttaşlarla dimdik durabilmek, eğilmeden dik durmak. Ve reklam. Günün özetini yapıyoruz sizlerle. Neler var diyeceksiniz. Birinci sırada Gazze var. Gazze'de akşam saatlerinde hava operasyonu düzenledi İsrail yönetimi ve Cibali mülteci kampı. Bildiğimiz kadarıyla 100 kişi hayatını kaybetti. Bilmiyoruz daha fazla bu sayı arttı mı. İlerleyen dakikalarda ve saatlerde öğreneceğiz. Ve her 10 dakikada bir çocuk öldürülüyor Gazze'de. Bu da aklınızda bulunsun. Bir öğretmen Antalya'da, Emine Karataş, Türkiye vizyonunu eleştirdi. Başına gelmedi kalmadı. Şikayetçi olundu. Tabii emniyette gitti, aldı, gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. Milli Eğitim Bakanlığı da kendi hakkında soruşturma yapıyor. Ama yine de eleştirmeye devam. Hayır, susmuyoruz arkadaşlar. Neden susalım ki? Biz yurttaşız. Neticede anayasal hakkımız var. Geldik. Atalay'dan bahsedeceğiz. Can Atalay o topu, o dosyayı kimse almak istemiyor. Çünkü neyle karşılaşacağını bilemiyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi topu bu kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne attı. Ben bakamıyorum, sen bak dedi. Adamcağız içeride, hala serbest bırakılmadı. Erdoğan da hiçbir şey demiyor. Böyle giderse sanki bırakılmayacak gibi görünüyor. Nereye kadar? Geldik, İstanbul'da su sorunu var, farkında mısınız diyelim. Lütfen suyunuzu tasarruflu kullanın. %18,59 barajlardaki su seviyesinin orada. Bir kez daha hatırlatayım. Susuzluk çok kötü bir şeydir. Ve bizden sonra İpek Özbey'in programı var. Karşı karşıya izleyebilirsiniz diyelim. Yarın aynı saatte akşam 7'de karşınızda olacağız. Türkiye'deki ve dünyadaki haberleri sizler için özetleyeceğiz. Konuşmaya devam edeceğiz. Saygı ve sevgiyle kalınız.